Merhaba arkadaşlar. Bugün konuşacağımız konu psikolojideki yöntem tartışmaları. Bugün aslında birçok ders kitabında da yazar. Der ki işte psikolojinin uzun bir geçmişi vardır ama kısa bir tarihi vardır. Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani aslında psikolojinin çalıştığı birçok konu uzun yıllar boyunca felsefeciler tarafından, diğer bilim grupları tarafından çalışılmış bir konu. Yani aslında yeni sorular eklendi ama o klasik soruları devam ediyoruz. Hala onu keşfetmeye çalışıyoruz. Ama psikolojiyi bağımsız bir bilim yapan aslında seçtiği yöntemsel tercihlerdir. Yani psikoloji ağırlıklı bir şekilde bilimsel temelli ama bu bilimsel temel içerisinde de farklı araştırma yöntemleri bağlamında. Yani onun için psikolojiyi anlamak istiyorsak psikolojinin kullandığı yöntemi anlamamız gerekiyor. Çünkü kullandığımız yöntemler hem psikolojinin fırsatlarını hem psikolojinin sınırlılıklarını ortaya koyuyor. Bir de son dönemlerde özellikle sosyal medyanın genişlemesiyle birlikte sosyal medyada veya başka haber kanallarında psikologlar diyor ki gibi aslında psikolojiyle ilgisi olmayan bir sürü popüler söylemleri psikolojiye etiketlemeye çalışıyorlar. Psikoloji öğrencilerinde, bu alana ilgi duyan diğer akademisyenlerin de, öğrencilerin de şaşırdığı konulardan bir tanesi aslında halk arasında veya sosyal medyada yaygın olan psikolojinin bizim çalıştığımız psikolojiden farklı olması. Bu konuda bilinçlenmek, bu konuda yöntemsel tartışmaları tekrar ve tekrar söylüyorum. Yöntem size belli bir ispat sağlar, belli bir bilimsellik sağlar ama aynı zamanda psikolojinin önerdiği konularda sınırları da bilir. Çünkü iyi bir psikolog sınırlarını da bilmesi lazım. Yani onun için yöntem tartışmaları biraz teknik ve sıkıcı bir konu olarak görünebilir. Ama gerçekten psikolojiyi anlamak için bilimsel yöntemin ilk etapta öğrenilmesi gerekir. Onun için birçok psikoloji bölümünde öğrenciler şikayet etse dönem dönem ilk yıllardan itibaren biz psikolojide önce yöntemi, istatistiği, bilim felsefesini ve ilgili konuları yani önce bir bilimsel formatı öğrencilere vermeye çalışırız. Ama burada dediğim gibi en çok yaygın olan ön yargı sanki psikolojide tek bir yöntem varmış gibi. Hayır, yani psikoloji bir etkileşim bilimi olduğu için gerçekten çok farklı yöntemleri kullanan bir alandır. Aslında burada psikolojideki yöntem çeşitliliğini yani vaka çalışmalarından korelatif deneysel çalışmalara, insanın toplumsal aynı zamanda biyolojik tarafıyla etkileşim bilimi olduğunu anlatarak özellikle de psikolojiye yapışmış olan pozitivizm eleştirisini tartışacağız. Özellikle bugün vereceğimiz örneklerde, vakalarda psikolojide yöntemin bilimsel çalışmaların önemli olduğunu ama özellikle ülkemizde tartışılan klasik pozitivizmle içine sığmadığını, yöntemsel olarak çok farklı alanların olduğunu hep birlikte işleyeceğiz, tartışacağız. Bunları keşfettikçe aslında belki psikoloji ülkemizde bilimsel temelleriyle daha çok tanınacak ve belki de diğer alanların psikolojiye bakış açısını da değiştirecek.